Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Laplace dönüşümlerinden devam ediyoruz. Laplace dönüşümünde türevin dönüşümünü göreceğiz. Yani türevin Laplace dönüşümü nasıl olduğunu göreceğiz. Çünkü esasen bu Laplace dönüşümünü görmemizin amacı diferansiyel denklemleri çözebilmek. Diferansiyel denklemlerde türev olduğu için, fonksiyonların türevi geçtiği için bir fonksiyonun türevi yani f üssünün Laplace dönüşümü nasıl bulunur onu görelim. Dolayısıyla zaten integral formülasyonunda türev yazdığımız zaman integral u dv'ye geliyor. Yani bu kısmi integrasyona gidiyor. U türev de burada olduğu için zaten buna dv diyelim. O halde u eşittir eksi e üzeri eksi st. U çarpı v'yi yazıyorum. U çarpı v. Şu u değeri. V değeri ise ft oldu. Tabii sınırları var, unutmayalım. Eksi integral tersten du çarpı v, yani v du. Du'un oldu. Çünkü türevini alırsanız e üzeri eksi st'nin e üzeri eksi st çarpı u'nun kendisi yani ft. dt oldu. 0 sonsuz aralığında. O halde sonsuz yazdığım zaman e üzeri eksi st 0, yani şuradaki integrale bakın. Sonsuz yazdığınız zaman e üzeri eksi sonsuz 0. Ft yazdığınız zaman ise f0 değerini görüyoruz. T gördüğüm yere ne yazacağım? 0 yazacağım. E üzeri 0, 1, f0. Yani şurada yerine koyarsanız sınırları f0 değeri geliyor. Fonksiyonun sıfırda aldığı değer. Eksi eksiyi artı yaptı. S dışarı çıkabilir bakın. Çünkü t'ye göre integral aldığımız için o sabit bizim için. Çünkü t'ye göre integral alıyoruz. T sıfırdan t sonsuza kadar e üzeri eksi st çarpı ft. Bu integrali hatırlıyoruz zaten bakın. Bu integral, yani şu kısmını kastediyorum. Şuradaki integral bildiğimiz ft'nin dönüşüm formülü. Ft'nin dönüşüm formülü ki biz ona fs demiştik. Demek ki türevin dönüşümü neymiş? Yani Laplace dönüşüm f üssü dendiğinde eşittir s çarpı fs. Fs f'nin dönüşümünü kastediyor. Eksi fonksiyonun sıfırda aldığı değer. T'nin sıfırda aldığı değer. Zaten şuradaki formül onu söylüyor. Burada bazı formülleri not ettim. Okunuyor mu bilmiyorum. Biraz burada buğulu ama şurada görülüyor. Birinci türevin dönüşümü s çarpı eksi f0 diyor. Benzer şekilde ikinci türevin dönüşümünü de yazayım. İkinci türevin dönüşümünü siz ispatlayabilirsiniz bunu. Bir kez daha integration by parts yaparak, yani bu kısmı integrasyon yaparak ikinci türevi de hesaplayabilirsiniz. Yani ispatlayabilirsiniz. S kare çarpı fs eksi s çarpı f0 eksi f üssü 0. Fonksiyonun türevinin sıfırda aldığı değer. Dolayısıyla fonksiyonun kendisi ve türevinin sıfırda aldığı değerler biliniyorsa türevleri çok rahatlıkla biz Laplace dönüşümüyle bulabiliriz. Burada da görüyorsunuz birinci türevin dönüşümü. Eğer biz bu formülleri biliyorsak türev dönüşümüyle ilgili diferansiyel denklem çözümlerinde biz bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım isterseniz. Aşağıdaki başlangıç değer problemini Laplace dönüşümüyle çözünüz demişiz. Homojen bir denklem var. Aslında bu normal yöntemlerle de çözülebilir. Homojen diferansiyel denklem yöntemiyle çözülebilir ama biz bunu Laplace yöntemiyle çözelim. Çünkü y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı y'nin birinci türevi artı 2 çarpı y'nin kendisi eşittir 0. Yani y burada t'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Y t'ye bağlı bir fonksiyon olsun. Dolayısıyla bu t'ye bağlı fonksiyonun Laplace dönüşümünü de büyük ys ile gösterelim. Büyük ys ile gösterelim. O halde ben birinci türevin dönüşümünü, ikinci türevin dönüşümünü biliyorum formüllerden. O halde eşitliğin her iki tarafının Laplace dönüşümü alınacak. Kural bu. Bir diferansiyel denklem var. Eşitliğin her iki tarafının Laplace dönüşümünü al. Yani y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümünü al. Yazmaya başlayalım. Y'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü. Formülü az önce söylemiştim. S kare çarpı fonksiyonun dönüşümü eksi s çarpı fonksiyonun sıfırda aldığı değer eksi fonksiyonun türevinin sıfırda aldığı değer diyordu. İkinci türevi dönüştürdüm. Eksi 3 çarpı birinci türevin dönüşümü var. Bakın dikkat, parantez açtım. Şuradaki birinci türevdeyim. Birinci türevin dönüşümü de s çarpı fonksiyonun dönüşümü eksi fonksiyonun sıfırda aldığı değerdi. Az önceki formülü not etmişsinizdir. Oradan yapıyorum. Daha sonra kim var? Artı 2 çarpı doğrudan fonksiyonun dönüşümü var. Y'nin dönüşümü var. Eşittir. Sıfırın dönüşümü sıfırdır. Eğer orada non-homojen bir terim olsaydı onun da dönüşümünü alırdık ama sıfırın dönüşümü sıfır. O halde tekrar bunu derleyip toplayalım. Mesela ys parantezini alacağım. Ys'nin katsayısı burada s kare. Başka nerede büyük ys? Eksi 3s geliyor, dikkat. Başka bir de şuradan 2 geliyor. 2ys olduğu için. Parantezine aldım. Daha sonra diğerleri kim? Diğerlerini hatta eşitliğin sağ tarafına geçerek yazabilirim. S çarpı y sıfır demiş. Ters geçirdim. Y üssü 0. Eksi 3 artı 3 yaptı. Eksi 3 y sıfır olarak geçti. Başka bir şey kalmadı sanıyorum. O halde y sıfır zaten sıfırdı. Y üssü 0 birdi. Y 0 0, y üssü 0 1. Dolayısıyla şu terim 0, bu terim 0. Şurasında 1 olarak başlangıç koşulları bize veriyor zaten. Oradan devam edelim o zaman. Demek ki ys'yi yalnız bıraktığım zaman ne görüyorum? Eşitliğin sağ tarafında 1 var. Bölü olarak geçirdim. S kare eksi 3s artı 2'yi bölü olarak geçirdim. Dolayısıyla şeyi buldum. Y fonksiyonunun Laplace dönüşümünü buldum. Y fonksiyonunun kendisini bulmam için, amaç y'yi bulmaktı bu diferansiyel denklemde, dönüşümünün ters dönüşümünü alırsam kendisine geri varırım. Yani sorunun cevabı bu 1 bölü s kare eksi 3s artı 2 dediğimiz fonksiyonun ters Laplace dönüşümü olacak. Bu ters Laplace dönüşümünü biz nasıl bulacağız? Tablodan faydalanarak bulacağız tabii ki. Tablomuzu açtık yine. Bizim bulacağımız şey neydi? Ters dönüşüm 1 bölü s kare eksi 3 s artı 2 idi. Acaba bu tabloda var mı böyle bir şey? İsterseniz buradan gidebilirsiniz buna. Yani şu 10. ve 11.leri değiştirerek de gidebilirsiniz. Ya da bunu çarpanlarına ayırıp paydalara ayırıp da yazabilirsiniz. Bunların hepsi bir yöntemdir. Mesela bu sefer farklı bir yöntemden yapalım. Daha deminki yaptığımızdan farklı. Bunu ben şöyle yazabilir miyim? Pardon. 1 bölü s kare eksi 3 s artı 2. Çünkü çarpanlarına ayrılabiliyor. S eksi 2 s eksi 1 diye çarpanlarına ayrılabiliyor. Bu şekilde çarpanlarına ayrılabiliyorsa bu a bölü s eksi 2 artı b bölü s eksi 1 şeklinde yazılabilir. O halde a s eksi a payda eşitliyorum. Artı bs eksi 2b payda eşitlediğim zaman 1'i vermesi lazım pay kısmının. Paydaları nasıl eşitledim? Çapraz, yani şunu şununla genişlettim. İşte ikinci kesri s eksi 2 ile genişlettim bu. Buradan ne geliyor? Bakın s parantezine alırsanız a artı b s eksi a eksi 2b var. Dolayısıyla s'li terim yok sağ tarafta. Eşitliğin sağ tarafında s'li terim olmadığı için s'nin katsayısı 0. Yani a eşittir eksi b ve kalan ifade eksi a eksi 2b dediğimiz kalan ifadede 1'in kendisine eşit olacakmış. Eşittir 1'miş. O zaman b gördüğüm yere eksi a yazabilirim. Eksi a yerine b yazarsam eksi b eşittir 1 demiş oluyor. Eksi b eşittir 1, b eşittir eksi 1. B eşittir eksi 1, a eşittir 1. Bunu sağladı. Demek ki biz bu 1 bölü s kare eksi 3 s artı 2 dediğimiz ifadeyi a bölü s eksi 2, yani 1 bölü s eksi 2 eksi 1 bölü s eksi 1 şeklinde yazabilirmişiz. İsterseniz payda eşitleyip bir sağlamasını yapın. Gerçekten doğru. Demek ki ben kimin ters dönüşümünü bulacağım? 1 bölü s eksi 2 eksi 1 bölü s eksi 1. Toplama üzerinde dağılma özelliği vardır bu dönüşümün. Yani 1 bölü s eksi 2'yi bulurum. Eksi 1 bölü s eksi 1'in dönüşümünü bulurum. Bunları çıkarırım. Nerede yazıyor? O şurada yazıyor bakın. 1 bölü s artı a. A eşittir eksi 2 durumu. 1 bölü s artı a'nın dönüşümü e üzeri eksi at diyor. Gördük mü? Demek ki birincisinde a eşittir eksi 2 durumu. A eşittir eksi 2 durumu e üzeri 2t. Yani e üzeri 2t geliyor. Eksi a eşittir eksi 1 durumundan e üzeri t geliyor. Evet, biz bu dönüşüm sayesinde diferansiyel denklem bulduk. Demek ki bizim diferansiyel denklemimiz neymiş? Diferansiyel denklemin çözümü, az önceki sorunun çözümü buymuş. Şöyle tekrar görelim. Burada gördüğünüz başlangıç değer probleminin, yani başlangıç koşulları dahil, çözümü buymuş. İsterseniz farklı bir yolla çözer, başlangıç değerlerini yerine koyar, aynı sonucu bulabilirsiniz. Bir soru daha yapalım isterseniz bununla. Yine bir başlangıç değer problemi var. Laplace yöntemiyle çözülebilecek. Üstelik bu sefer bakın homojen değil, non-homojen bir denklem. E üzeri t gibi bir non-homojen terim var. Fark etmez, biz bu şartlar altında yapacağımız şey, Laplace dönüşümüyle diferansiyel denklem çözeceksem, diferansiyel denklemde eşitliğin her iki tarafının Laplace dönüşümünü almak. İkinci türevin Laplace dönüşümünden başlıyorum. S kare çarpı ys, isterseniz fs de kullanabilirsiniz, fark etmez. Daha sonra ne vardı? Eksi s çarpı y0 eksi y üssü 0 vardı. Evet. Eksi 2 çarpı birinci türevin dönüşümündeyim. S çarpı ys eksi y0'da, onu da biliyoruz. Artı 2 çarpı y. Y'nin dönüşümü y0 zaten. Yani her iki tarafın terim terim Laplace dönüşümünü alıyorum. 2e üzeri t var, bakın dikkat. 2e üzeri t'nin de ne yapacağım? Laplace dönüşümünü alacağım. E üzeri t'nin Laplace dönüşümü neymiş? Şuradan bakalım. E üzeri t'nin Laplace dönüşümü. Beşinciden görebiliyorsunuz onu. E üzeri eksi at'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s artı a. E üzeri eksi at'nin Laplace dönüşümü neymiş? 1 bölü s artı a. Oradan görebiliriz. Peki buradan görebiliriz. Demek ki a eşittir 1 olduğu için 1 bölü s eksi 1 olacak. 2 çarpı 1 bölü s eksi 1. Çünkü şurası e üzeri t, a eşittir eksi 1'e karşılık geliyor. E üzeri eksi at'nin dönüşümünü ben biliyordum. Evet. 1 bölü s artı budur. O zaman şimdi yapılacak şey, şu başlangıç koşullarını yerine yazmaz. Y0 sıfırmış, y üssü 0,1. Sadece şurası 1. Başka yerde y üssü 0 yok. Diğerleri sıfırladı. Yani y0 geçiren terimler sıfırladı. O zaman parantezine alayım. Ys parantezine alayım. S kare eksi 2s artı 2. Eşitliğin bir tarafında şöyle ys. Daha sonra şuradaki 1 artı olarak geçti. Bakın dikkat edin. Şurada bir eksi 1 var. Artı 1 olarak geçti. Bundan sonra yapılacak şey bunu yalnız bırakmak. İsterseniz bir payda eşitleyelim. Yani s eksi 1 ile genişletirsem s artı 1 bölü s eksi 1 yaptı burası. Evet. S eksi 1 yaptı. Daha sonra ys'yi yalnız bırakalım. Ys'yi yalnız bıraktığımız zaman s artı 1 bölü s eksi 1 bölü olarak geçirdim. S kare eksi 2s artı 2'yi de bölü olarak geçirdim. Güzel. Ys yalnız kaldı. Demek ki bizden istenen nedir? Bunun ters Laplace dönüşümünü bulmaktır. Ters Laplace dönüşüm s artı 1 bölü s eksi 1 çarpı s kare eksi 2s artı 2. Bunun ters Laplace dönüşümünü bulacağız. Biraz uzun çıkabilir çünkü biraz karmaşık bir fonksiyon çıktı. Tablolardan bunun ters dönüşümünü bulacağız. O yüzden bu ters dönüşümü bulmayı biraz da ayrıntılı anlatmak istiyorum. Gelecek videoya sakladım. Gelecek videoda bunun ters Laplace dönüşümünü bulup sorunun cevabını bulacağız.